Ninja Gaiden 3. Ama düzgün olanı. Jiletin kenarı. Düşündüm, aklıma gelmedi evet. Ya. RE. Hı. Yani bir daha Ninja evet, Gaiden yapmışlar. Aynen öyle. Onu düşünmüşlerdi herhalde. Öyle midir? Bu herifler bilmem. Biraz aptal çünkü. Ninja Gaiden 3 Razor's Edge oynuyoruz. Evet. Niye bunu oynuyoruz? Niye oynuyorsun? Ben niye oynamıyorum. Niye oynuyorum? Evet. Benim ricam üstüne. Çünkü Ninja Gaiden 3 çıktı geçen sene Sibiu. Evet. Çok kötü bir oyundu. Yani yani. Yani evet. Yani en azından çok açık ara en kötü Ninja Gaiden oyunuydu. Belki çok kötü bir aksiyon oyunu olmasa da. Bu adamlar da Wii'ye yaptıkları bu versiyonda tamamen değiştirdiler tüm dövüşü vesaireyi falan ve gayet güzel bir Ninja Gaiden oyunu haline getirdiler. Wii U'ya özel. Wii U'ya özel diye. Dendi hesapta da. Sonra Ninja Gaiden 3 Razor's Edge Sigma Plus olarak çıktı. Ben de bugün sizlere önce bir Chapter Challenge yapacağım. Acaba Vita'ya çıkacak mı? Çıkar herhalde. İki de çıktı sevdi. Değil mi? Tabii çıktı. Ama giderek daha şey oluyor. Kötü oluyormuş portlar. Abi 10. defa yaptılar. Ya, sıkılmış olabilirler yani adamlar. Şimdi bunun bir yeniliği, bir sürü silah var. İlk oyunda sadece kılıç vardı ilk çıktığı zaman. Sonra iki yeni silah eklemişler. Bu sefer 2'de olan her şeyi eklemişler neredeyse. 2 tane de yeni karakter. 3 tane de karakter var yeni. İşte Ryu vardı. Üç. Ayane var. Toplam 3 mü yoksa 3 yeni toplam 4. 3 yeni. Vay anasını be. Ayane var. Üstelik kıyafetlerde de. Bu arada evet, ne yazık ki kumandayı oynatınca. Ne yazık ki. Söylemeyelim, gören görsün ya. Gören görür mü? Ben biraz da. Hakikaten bunu bilmeyerek bu arada. Şöyle sadece elimi sallıyordum şu anda. Fark etmişsin ama. Ne yazık ki. Ha yok, ilk yaptığında biliyor muydun böyle bir şeyin olduğunu? Ninja Gaiden Sigma'da bilmeden yaptım. Ondan sonra artık her oyunda. Momiji var. Bu DS oyununda vardı. Sonra 2'ye eklendi. Şimdi 3'te var. Bir de ilk kez geliyor. Benim hiç oynamadığım Dead or Alive'dan. Kasumi. Kasumi. Diğer bir adıyla Kasumi. Bu oyunun en iyi karakteri. Öyle mi? Baya. Olabilir. Ama şimdilik bir Hayabusa değil, Ryu bu arada. Neyse. Ryu Hayabusa değil miydi? Ryu Hayabusa, yes. Ha. Ama buraya Hayabusa mı yazarsın, Ryu mu yazarsın? Sonuçta Kasumi'nin soyadı yazmıyor. Biraz. Öyle. Ayıp, biraz ayıp. Biraz bir terbiyesiz. Muhtemelen Street Fighter'ın Ryu'sundan dolayı. Belki, ama belki. Bilmiyorum ki. Şöyle yapacağım. Bu ilk Ninja Gaiden 3'ün demosunda vardı. Bu Razor's Edge'in demosunda vardı. Bu Ayane'nin bölümü. Burayı gösterelim bari. Maşallah. Hard'da oynardım ama yok ya. Ne sizinle kendim sinir gibi yapmayayım ol. Dedim. Hard'da yeni bitirdim. Okey, Hard gerçekten Ninja Gaiden gibi Hard. Aaa. Bir uzun bir süre ama Hard'da oynamadın yani. Hazırlandın. Evet, 2-3 kere normalde bitirdim. Sonra dedim ki yaparım lan. Ve? Kaç senedir oynuyorum ve evet. Yaptın. Ninja Gaiden, orijinal Ninja Gaiden 3'ü de Hard'da bitirmiştim. Ama yani dengesizlikten ölüyordu oyun artık böyle. FPS zaten full düşüyor falan. İşte Ryu bir yerde artık hiç hareket etmiyor falan böyle. Ya o bitmeden çıktı yani. Başka açıklaması yok gerçekten. Gerçekten alfa. Bunu oynadıktan sonra onu görünce bayağı alfa diyorsun. Collector's item falan olacak. Öyle tek halka satılmış tek kutulu alfa diye. Ya yok. Beni bayağı şey yaptı ya bu. Yani geç de olsa oynayacağım yani. Evet ve çok da ucuz yani uygun en azından fiyatı. Bu arada Wolverine'in evet, başı. Evet değil mi? Aynen. Ayıp ya. O çok güzel bir oyundu yani. Güzeldi. Çok tekrar ediyordu ve çok uzundu ama. Biraz fazla öyleydi ama. Kemiği hoştu yani. Evet evet. Ben çok yani ilk oynarken çok eğlenmiştim. Aynen. Ya demosu falan baya gözümü boyamıştı yani. Tabii canım. Ay hop. Şunu ha. Ya nasıl o oyuna böyle sürekli yeni hareket falan eklemediler. Çok şaşırıyorum yani. Şeye değil mi Wolverine'a? Ya evet, başladığın gibi bitiyordu aşağı yukarı galiba. Evet. Bu çok doğru bir yorumdu ben en son oynarken. İlk 5 dakika sonunda oyun boyunca yapacağın her şeyi yaptın evet. Demiştim. Aynen öyleydi yani. En son ne zaman oynadın? Geçen sene şey yaptım galiba. O ne yazık ki Steam'de yok ya. PlayStation'da bulacağım. İstiyorsan. Vahşet olarak da. Vahşet olarak evet. Daha fazla değil şey, mi? Kan vardı, koparma yoktu 3'te. Ha. Bunda ikisi de var. Hep kırıldı. Ah! Yaş! Aa ne kadar kötü kontrast televizyonu. Hiçbir şey görmüyorum. Evet. Oyununkini açabilirim bir saniye. Şunu böyle halletmeye çalışayım. Tamam ya. Ne uğraşıyorum? Ne uğraşıyorum? Niye kendime eziyet ediyorum? Bu iyi bir silah mı? Ben çok rahatım bu silahların üstüne. Evet. O yüzden yeniliyorum şu an. Dur bakalım. Ya. Şeyi seç. Hah, kolu koptu. Oh.
hah kolu koptu oh diyebileceğin Ender oyunlarda. Çok komik düşüyor adamlar ya. İyi. Üstünden mi sektin? Evet. Ninja Gaiden 2'de eklenen bir şey hareketi, kontrol hareketi. Ya Devil May Cry'da da vardı, hiç kullanıyor muydun onu? 3'teki şeyi mi diyorsun? Yok, yenisinde. Nasıl ya? Tekme var diye hatırlıyorum. Hayır, ben. Emin ya, misin? Unlock ettiğimi hatırlıyorum ama. Emin değilim o zaman. Sen yapmadıysan bir sorun yoktu. Benim yardımdan olabilir. Ya yok, ne gerek oluyor ki? Ben, evet, bu tempoda bir oyunda belki olabilir. Evet, bunda çünkü kafasından sektiğin herif zaten bir... Amına koyayım. Bunda da ayrı silah. Bayağı silah var burada. Evet ya, iyi. Ama tabii böcek her yerde böcek sürüyor yani. Gereksiz düşmanlar. Gereksiz düşman klasmanının başında var. Yani evet. Böcek ve uçan küçük yaratık. Yani nefret ettiğim, en nefret ettiğim iki düşman evet, türü gerçekten. Bunu sürekli söylüyor olabilir. Ya bir tek şeylerde fena olabilir yani. Diablo gibi oyunlarda kabul edilebilir. Tabii tabii, o ayrı. Ama onun dışında... Zaten Diablo 3'ün tek zor yeri, Act 2'nin en başı değil mi? O evet evet, bir anda nasıl götürüyorlardı? Bir stealth oyunu gördüm. Adeta evet. Kimseye fark ettirmeden kurtuldum. Aynen. Collectible'lar var, vesaireler var. Şey var. Upgrade ağacı var. Oha, bu ne lan? Her şeyi açtığım bir upgrade ağacı. Maşallah. Şey, Ninja Gaiden 3'te yoktu upgrade'ler vesaireler. Tüm hareketler açıktı en başta. Nasıl ya? Bayağı. Onların hepsi mi açıktı yoksa bunlar yeni hareketler hayır, mi? Hayır, böyle bir şey yoktu. Hı-hı. Olan şeyler zaten elindeydi. Yani kombolar falan hani almıyordun bir yerden kombo. Oyun boyunca nasıl başladıysan öyle bitiriyordun oyunu öyle. Ama orada açtığın şeyler yeni mi yani? İlk bu, versiyonda yok muydu? İlk versiyonda olmayan çoğu şey var aynen. Yani mesela health'in bu kadar yüksek değildi. İlk oyunda kesinlikle. Silahların yarısı yoktu, onları upgrade açıyorsun. Allah Allah, nasıl bir oyun oğlum o? İşte kostüm hiç gerçekten yoktu. Gerçekten. Ya ben demosunu oynamıştım işte, durmadan şey oluyordu, adamı ikiye bölerken böyle kamera zoom oluyordu evet, falan. Evet, habire. Evet, çok falan. Korkunç bir şey. Kapatmıştım onu. Ah be. Aslında o kamera açısı hala var ama o şöyle olmuş. Grab counter olmuş o. Böyle spesifik hareket ya artık yani. Sürekli oluyordu yani. Ben evet, kareye basıyordum sürekli oluyordu. Oluyordu. Şimdi yapabilirsin. Ya şöyle oluyor herifler. Ya ha. Grab etmeye çalışınca dodge edersen, üçgene basarsam şöyle. Ya öyle özel bir şeyse artık tamam değil mi? Aynen tabii. Ah alamadım. Neyse. Ben bu oyunun bir şeyine çok alışamadım. Ne bileyim, robotlar, mobotlar falan çıkıyor ya bazen. O saçma evrenine diyorsun değil mi? Evet. Veya ne bileyim böyle orman ortasında bir bölüm falan. Ben de hiç bilmiyorum yani sanat yönetmeni ne düşünüyor, var mı sanat yönetmeni? Güzel soru, var mı? Okey. Kusarigama. İsmi çok komikli. Bunlar ikide var mıydı? Var var. Animasyonlar aynı mı? Çoğu yeni. Şeylerin, o obliteration yani kolu kopunca herifi öldürdüğün animasyonların çoğu yeni. Oha! Güzelmiş o. Köpeklerden, ya köpek şeyini sevmiyorum. Ya demiştim değil mi bunu? Evet, nerede dediğini hatırlamıyorum da. Ya bu oyun için özellikle çünkü bildiğin şey, Alman kurdu. Hani bari yaratık köpek olsa bir ne dedi. Evet, biraz cani o. Evet. İşler, neyse. Ama bu seni durdurmuyor. Ne, durduramıyor çünkü oyun durmak için fazla zor. oyunun normali diğer Ninja Gaiden'ların normalinden çok daha zor. Hadi ya. Evet. Aa. Ama hard'ı da öbürlerinin hard'dan daha kolay. Ya garip bir denge böyle yani. Evet. Ama Ninja Gaiden... Evet. Siktir. 3 yerine direkt bu çıksaymış herifler çok daha düzgün bir yerde olurmuş şu anda. Yani evet şu an firmayı daha farklı bir şey yapıyor zaten. Olabilirlerdi yani. Firmayı ikiye mi böldüler? Bir şey mi yaptılar? Anlamadım da o zaman da. Muhtemelen öyle bir şey olmazdı herhalde. Evet herhalde olmazdı. Kuş kim? Ryu'nun şeyi, ruh hayvanı.
Tamam. Ryu şeyde ölüyor. Ninja Gaiden 1'in ilk bölümünde ölüyor aslında. Hadi ya. Sonra bu kuşla canlanıyor. O yüzden bir süper ninja gibi bir şey oluyor. Amerikan ninja ya. Bu olduğu gibi Amerikan ninja bu seri yani. Aynı zeka. Ölü mü şu an? Değil ne aslında. Ne oldu lan? Bu orada bir şeyler anlatıyor. Aa, bir de chapter challenge olduğu için çoğu... Demoları geçiyor. Yani. Gerçekten Max Payne'in ihtiyacı olduğunu zannediyor. Evet, kesinlikle ya. Şeyde yani, arcade mode. Ay ay. Ay! Ah! Of, çok adam var. Evet. Hedef... Klip çok iyi ama kesinlikle beceremiyorum. Çok güzelsiz. Ay! Abi! Hah. Bu hıaları duymak tabi stratejik olarak çok önemli. Öyle. Aslında önemli. Ay! Oh. Ya bazen bazı anlarda oyun çok iyi gözüküyor hakikaten. Evet ya, oynayabilen biri varsa çok iyi gözüküyor ki oynayabilen harbi ben değilim yani. Çok farklı oynayabilenlerin tabii ki ben de. Şey yani, bir seri o açıdan. Üçü oynayacağım ya. Yani evet, bunu oynayacağım. Evet ya, özellikle fiyat şeyi yüzünden almasını evet, önerebilirim insanlara. Ve yani çok fazla content var şimdi. 3 ayrı başka karakter var, 30 tane falan trial var. Single'ı en kısa Ninja Gaiden single'ı ama yine yani 7-8 saat. O da şeyden dolayı ya, Ninja Gaiden'ın single'ları genelde 14-15 saat atıyor. O kadar uzun mu ya? Çok uzun çünkü aynı haritayı 5 kere falan kullanıyor. Ha. Aynı boss'lar falan çıkıyor mu? Tabii. En son bölüm klasik şey böyle hani. Her boss bir kere gelsin. En son Devil May Cry'da şahit olmuş. 4'te. Evet, 4'te. Zar atarak da yeni bosslarla şey yaparak, eski bosslarla. Bunlar 2'de vardı değil mi? Aynen. Ama burada çok daha zorlar. Ya 2'de hemen bacakları falan kapıyordu. Burada hiç. Hiç. Bir dakika, birinin bir şeyi koptu. Birinin bir, kolu koptu. Ah siktir. Aman koyayım. Ruyu biraz daha hantal bu oyunda. Maşallah ya, burada bu hantal hali. Gerçekten yani. Hantal hali evet. Yani çok da şey var. Şu slide'dan sonra mesela hemen toplanamıyor. Şey yapsam diye. Çok daha hızlıydı mesela ikide toplanması. Slide'dan sonra. Abi. Kameraya tabii ninja geldim. Yani. Ama Metal Gear'ın kamerası kadar şey değil çünkü peri şeyin kameraya güvenmiyorsun. Canım. Peki o tür bir şey var. Gerçi gösterdim demin de. Ne ya? Ha, peri, yani? Peri gibi veya counter gibi bir şey var mı? Ayrıca bir counter sistemi var evet yani. Korunurken doğru zamanda şeye basınca işte hata basınca. Kullanıyor musun? Hayır. Ya bu hızda oyunda çok zor ya. İkide yine kullanıyordum. Burada bir de onun penceresi de çok zorlaştırılmış. Ben ilk hiç beceremedim. Bence o zaten pro'larımız da pek önermiyor onu. Aha. Korumlarda. Kendimizi kısaltıyoruz. Başka? Başka? Yok. Are you not entertained? Boşuna yaptım. Bu iyi bir poz olmuş oldu. Tabii, kesinlikle. Ay. Bu ne? Bu da 3'ten kalma Uncharted yer. Ha. Bir şey yapıyor musun şu an? Koşuyorum, ben koşuyorum. Dandikmiş. Tabii canım, ama. Olabildiğince dandik. Alabildiğine dandik yani. Çıkarmadıkları bir bu tarz sekanslar kalmış. Turret sekansı falan var son bölümde. Ne? Vallahi. Hadi ya. Şu turret sekansı olayının ya hatasını Japonların yapmasını çok şaşırıyorum. Ne açıdan? Ya, tamamen biz Batı firmalarının aslında şeyidir çünkü. Evet, bok yemesidir. Ama hani Metal Gear Rising'de bir tane var ya şey. Turret sahnesi bunda var. Şeye geçebiliriz o zaman trial'lara. Ya öyle diyorsan. Ve daha hıyar bir yer var mı oyunda? Düşüneceğim şimdi. Trial'lara bakacağız beraber. Yoruldun değil mi? Ya izlemesi bile gerçekten yorucu. Evet, oynaması kim bilir nasıl oldu? Gerçekten. Ay yanlış yere girdim. Aa tabii buradan tamam. Ninja Cinema diye bir şey var. O işte kliplerini kaydedebiliyorsun trial'larda vesairede. Ninja Cinema. Hayır. Leaderboard mu var? Tabii. Ama bir tane şey bug'ı var şu anda. Karma bug'ı var. O yüzden leaderboard'un en başındakiler hep şey.
10-100 milyon. Onu diyecektim, bug'lı mı diye. Bir tane V'den kalma bug'ı varmış, evet. Ya bug'sız bir leaderboard'a denk gelmedim neredeyse ya. Ben de hiç. Yani zevkli olabilecek bir şeyken hiç kesinlikle çıkartamıyorsun zevkini yani. Şurası güzel. 2'den kalma bir yer ama güzel. Kasumi ile oynayacağım. Ha, o arenalardan. Hı? Kasumi Chapter Challenge ve arenada kullanılabiliyor. Kasumi ve Momiji. Ayane'nin kendi 2 tane bölüm var. Direkt story bölümü. Uzun mu? Klasik incelerdim bölümleri kadar. Uzun uzun ya, okey. Burası mekan değil mi? O şey, training yani. Evet. Rolling. Ha, aynen. Kasumi'nin şöyle bir şeyi var. Yürüyüşü, koşuşu falan yavaş. Ama vuruşları çok fazla mesafe kat ettiriyor. Bir garip bir durum var. Dead or Alive karakteri değil mi? Tabii tabii. Ana karakterimiş bayağı Dead or Alive. Sen 5'i aldın mı bu arada? 5'i yükledim, duruyor Plus'tan. Ama Injustice'ı almadan önce yükledim hıyar gibi. Oynayacağım, ha, önce. Biraz bana kaynadı. Evet evet, ama oynayacağım. Çok farklılar zaten yani. Tabii tabii. Ben de öyle biliyorum. Ya şu hızda dövüş oyunu yani. Vururken o hızda vuruyor. Evet. Öyle. Ya zaten bu Ninja Gaiden'ın diğer aksiyon oyunlarının hani çok daha üstünde söylenmesi. Ya ben öyle gördüğümden değil. De hızı yani. Hızı ve hareket hissi. Bu dövüş yok. Bu acayip bir hız gerçekten. Yani, ne oluyor? Razor's Edge benim gördüğüm en hızlı aksiyon oyunu galiba. Düşünüyorum da. Belki God Hand. Yo. God Hand'dan yok, daha hızlı. Canım. God Hand'de kadar hızlı ya. Hızlı ama kontrollerden dolayı bir şey var yani. Hızlıca dönemiyorsun falan. Doğru doğru. Bunda öyle bir şey de yok. Bunda yok. Ve daha gözle görülebilir hareketler var. Bunda bayağı yani izliyorsun da bazen evet durmuyor. Baksana olmuş. Güzel ama ya. Güzel. Gerçekten güzel. Şeyini beğendim bir de. Çok gereksiz ama ninjaların yeni kıyafetlerini çok beğendim. Daha böyle military falan tarzında. Öyle bir şey güzel mesela. Hı. Ama military adamları falan da fena değil de ne bileyim. Gemide falan vardı ya bir bölüm oynuyor. O falan... Anlamıyorsun değil mi tam olarak? Bu güzel. Dünyanın ne olduğunu anlamıyorsun. Gerçekten evet. Ay! Bir tane bunun çakması bir oyun çıkmıştı. Ninja Blade. 2 sene önce falan. Hmm. Oynadın mı onu? Oynamadım ama ne derler? Kendince iyi diyor çoğu kişi aslında. Evet, ben de öyle diyordum. Yani QTE'leri çok eğlenceli yapmışlar galiba. Çok fazla varmış onlarda. Ay. Şöyle gibi biraz eviyiz ediyorum. Güzel hareket yani. Bir de yani çok uzun süre şeyi var. Ödümsüzlük. Oha be. Evet. Kasumi çok fena ya. Kasumi yani hakikaten. Şey gibi, eski oyunlardaki Ryu gibi hızlı Kasumi'nin. Şey değil, sıfır antal. Ayane inanılmaz bir hız ama yani kontrol edilemiyor artık bir yerden. Çok çok hızlı. Çok hızdan dolayı mı? Aynen. Hakikaten kaçırıyorsun nerede olduğunu. Bu 2'nin ilk başı değil mi? Ryu 2'nin ilk bölümü, evet. Aynı zamanda benim en favori Ninja Gaiden bölümü. Hakikaten. Tokyo mu ne sikimse, götlerinden salladıkları şehir. Neo Tokyo falan. Neo Tokyo falan bir aynen. At! Abi! Bu ölene kadar gidiyor mu? Yok, hayır hayır, bir sonu var. Bu bayağı en kolaylardan biri. Ben biraz konuştum şimdi biraz işte. Yoksa var ya sıçtın abi mı? Hiç hakkı ayrıca. İyi ki sıçtın yani. Oğlum baksana hakkım ne kadar az kaldı. Yani. Aa! Baksana kaşla göz arasında bitti ama. Bir tane de en zor bölümlerden açayım mı bir tane? Kesinlikle daha önce de geçemediğim falan. Aa, bitiremediğin var mı? Sen deli misin? Daha 3 tane falan bitirdim Driver'dan. Var mı çok? Var. Ya görürsün şimdi. Sen karar verirsin. Silvia. Bunlar co-op mu oluyordu? Bunlar co-op olabiliyor, aynen. Güzel olur aslında ya. Öyle diyorlar zaten. Co-op'u evet yani şaşırtıcı derecede başarılı diyor. 2'den itibaren. Ecolite var, Mentor var. Bunların hep haritaları da değişik. Hiçbiri tekrar oha, bir sürü var mı lan? Maşallah. Evet. Yani direkt Batman modu yani. Ya aynen aynen. Ve 1 ve 2'deki haritaları da kullanıyor. 3'e sınırlı değil. Ve 1 ve 2'deki bossları da kullanıyor hatta. 2'de var mıydı böyle bir mod? Var, aynısı var. Ona rağmen. Aynen. Hadi ya. Mesela şu direkt 1'in en zor boss'u alma diye bir şey.
vesaire o tarz şeyler. Ölebilirsin. Şunu yapamam, bunu yapamam, bunu yapamam, bunu da yapamam, bunu da yapamam. Pardon. En azından haritayı seçmeye çalışıyorum da hani hangi yere de gelecek falan. Daha rahat bir yer seç o zaman ya. Ya bir tane zor seçeyim ki görelim ne kadar seçeceğim. Şey, gel şimdi bu kim amına koyayım? Seçemiyorum ki o boss. Çok garip gözüküyor. Çok garip gözüküyor. Şey gibi gözüküyor. Cover art falan gibi böyle. Hı. Ne oldu oradan mı bakıyorsun? Aa, bir dakika bir dakika bir dakika. Tamam. Çok önce... çirkin lan onlar. Evet. Hadi Ayane'yi seçeyim bir de. Vermiş olalım. Ayane. Bunun tabi piyasadan alınca ek kostümle geliyor. Bu değil bu. Görelim, görelim ve hiç şaşırmayalım. Ha. Hiç şaşırmadık gerçekten. Aa, ben sadece bikini falan bekliyordum. Gerçekten yani şaşırmazdım ona. Ya bu nasıl insan? Ya hazır, insanlar ona hazır yani. Bikinili şey falan olabilir yani. Ki zaten Dead or Alive 5'e bir sürü swimsuit DLC'si var yani. Hadi canım. Hani artık yapmayacağız diyorlardı. Ya inanılmaz yani. Bir şey ya. Ya. Yanlış olduğundan değil ama yani heriflerin o kiçliği de inanılmaz bir şey ya. Evet. Kiçliği yani kesinlikle. Adamların onu seksist olarak değil tamamen 13 yaşında çocuk zekası yapıyor. Kesinlikle kötü niyetten değil yani. Onlar onu acayip cool bir şey sanıyor. Ya o komik. Adamlar yani voleybol oyunu yaptılar ya. Yani. Evet. Yani çok kötü bir voleybol oyunu yaptılar. Hiçbir şey yapamıyor. Dünyanın en yanlış hareketini yaparak. Abi. Böyle bir şey. Bunlardan daha zor mu geçtin ya? Ama aynı değiller. Bunlar daha antik şu anda. Yani şey, aynı düşman tipi ama tamam, zor bir şey. But. Daha kırmızılar, o yüzden daha zor ölüyorlar falan. Oh. Olabilir bir lan. Patladı. Ya öyle olur ya yani. Aynı düşmanın farklı... Tırnaklar kesinlikle öyle. Şu farklı. Yeşiller de ama biraz önce yeşillerle aynı ama sadece 10 kere daha fazla zaldırıyorlar. At! Kendimi Mass Effect 3'te zannettim bunu. Abi, ve... kendim... İnanamıyorum. Yani çok çabuk kayboluyor. Şeyde. Ha bu o hızlı olan dedi. Çok hızlı olan. Aa bu arada... Öleceğim şimdi ama. 3'te paso FPS düşüyordu bunda çok çok az düşüyor. Çok güzel. Vay be. Böylece. Abi. Ritmide şey o wave'in başından başlatıyor mesela. Son boss'a gelip öldüysen. Ha. Bunu evet. Kullanabiliyorsun. Ne yapabilir? Ne yapabilir? Valla aşağı yukarı böyle ya. Ne diyorsun? Aynen. İyi, tamam güzel. Geleceği parlak bir oyun gibi gözüküyor ama. Tabii geleceği artık yok. En azından biraz ismini kurtardığını düşünüyorum ben de. Şimdi 4'ü falan çıkaracak bir ekip yok mu şu an? Yok var var. Ama Team'in şey ismini bıraktılar ve ikiye bölündüler falan gibi bir şey oldu galiba. Hmm. Tekmo'nun zaten ne bok yediğini bilmiyoruz. Tekmo bununla bağlantılı mı yani? Tabii tabii ya bunların yapılması. Öyle de. Ha. Evet. Şey falan da oldu ya bir tane Vita oyunu çıkardılar Atelier Ayesha diye ama kimseye söylemediler. O ne ya? Atelier Ayesha diye bir şey çıkardılar ya Vita'ya. Nasıl bir şey? RPG. Hiç bilmiyorum ya. Baya o hafta Vita'nın en çok satan oyunu oldu ama Tekmo kimseye söylemedi oyunun çıktığını. Ben de bilmiyordum. Bak bilmiyorum. Ya haber olmuştu böyle. Gerçekten rezillik bilmiyordum. Rezillik diye. Bir de tabii ki şey var. Evet muhteşem bir multiplayer modu var oyunda. Aynen. Kesinlikle bir kere bile bakmadın. bu kadar. Evet. Sadece paylaşmak istedim. Yani şeyde de 80'leri falan mıydı TL'de? Öyle bir şey. O ama tarz bir şey. Muhtemelen düşer veya plus'a gelir yani. O plus'a gelebilir yani. Doğru. Ve yani eşek gibi content var içinde. Çok evet, değiyor. Evet. Bol bol oynayın yani. Bol bol oynayın. Evet. Bizden bu kadar.